Burak Derneği Kudüs Mikrofonu'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. 3. STK Uluslararası Fuarı'ndayız ve yanımızda Ramazan Kayan hocamız var. Kendisiyle Kudüs üzerine bir söyleşi yapacağız. Kendisinin Kudüs hakkındaki görüşlerini alacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii bizim inanç dünyamızda Kudüs'ü biz sadece bir coğrafya olarak görmüyoruz. Kudüs toprak parçalarından bir parça değil. Kudüs bizim için bir yaşam biçimi, bir dünya görüşü, bir duruş olarak karşımıza çıkıyor. Kudüs bizim için, Mescid-i Aksa bizim için mensup bir kıble olarak da bakmıyoruz. Şu an Mescid-i Aksa bizim için bir direniş kıblesidir. Özellikle yeryüzündeki tüm mazlumların direniş ilhamını aldıkları topraklar o topraklardır. Böyle olunca da Mescid-i Aksa denilince, Kudüs denilince bizim için ümmetin ortak hafızası, ortak iradesi, ortak ideali, ortak iddiası olarak karşımıza çıkıyor. Bu gerçekten hareketle Kudüs'le ilgili, ümmetle ilgili şunu paylaşmak isterim. Gönlünde ve gündeminde Kudüs olmayan her kul kusurludur, özürlüdür. Haliyle her gün şu soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bugün Kudüs için ne yaptım? Çünkü Kudüs sınavımız daha bir derinleşerek, daha bir acılar yumağı şekline dönüşerek devam etmektedir. Haliyle bu acıyı, bu ızdırabı yüreğinde taşımayan Müslümanların kendilerini gözden geçirmeleri gerekir. Yaratılış amacına uygun hareket edip etmediklerini sorgulamaları gerekir. Bu gerçekten hareketle ümmetin vahdetinin Kudüs üzerinden geçtiğini, hatta şöyle ifade edeyim, biz Kudüs'ü belki kurtaramayabiliriz ama Kudüs bizi kurtaracak. Kudüs ruhu, Kudüs rüzgarı ümmetin dağınıklığına, perişanlığına, sefaletine, esaretine çözüm olacaktır. Nitekim şu an ümmetin bir araya getiren şu haliyle, tutsak haliyle yine Mescid-i Aksa olduğunu görüyoruz, yine Kudüs olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan ümmetin diğer coğrafyaları elbette önemlidir ama Kudüs'ün ayrı bir yeri vardır, ayrı bir değeri, ayrı bir önemi vardır. Kudüs bizim için vazgeçilmezimizdir. Kudüs'e giden yolda önemli olan yolda olmaktır. Yolun neresinde olursak olalım. Bizim için Kudüs aynı zamanda bir laboratuvardır. Her müminin kalitesinin, çapının, samimiyetinin, sadakatinin ne olduğunu Kudüs laboratuvarında test edildiğine inanıyorum. Yine Kudüs için, Kudüs bizim için bir pazardır ve o pazarda bir tarafta Allah Azze ve Celle cennetini koymuş ve müminlerden de bir şey istiyor. Mallarınızı, canlarınızı ortaya koyun. Buyurun Allah'la alışverişinizi, sözleşmenizi tamamlayın. Şimdi bu pazarda yer almamız lazım. Allah'ın bu çağrısına icabet etmemiz gerekir. Haliyle Kudüs taraf olmaktır. Kudüs bir çizgidir. Bu çizginin neresinde durduğumuza iyi bakacağız. Aynı zamanda Kudüs bizim için umuttur. Kudüs bizim için ufuktur. İnşallah umudumuzu yitirmeyeceğiz. En zor şartlarda bile Kudüs bizi inşallah diriltecek. İnşallah. Hocam, peki gençlerimize ne gibi önerileriniz var? Gençlerimize özellikle şunu. Anne babalara önce şunu sesleniyorum yani. Dünyaya gelen çocuğunuza sağlık ocağında aşı yaptırmadan önce bir Kudüs aşısı yapmanız lazım diyorum. Kudüs aşısı diyorum, Kudüs aşkı diyorum. O aşıyı ve o aşkı verirsek çocuklarımızı inşallah kurtarmış oluruz. Hesabını verebileceğimiz nesillere sahip olmuş oluruz. Ve gençlerimize de şunu tavsiye ederim. Bir gençlik eğer tahayyül edeceksek tüm peygamberlerin ocağı, mektebi diyebileceğimiz her gencimizin o mektebe kayıtlı olması lazım. O mektebin müfredatını takip etmesi lazım. O mektebin müktesebatından da istifade etmesi lazım. Yani Kudüs şehadet demektir, direniş demektir, özgürlük demektir, adalet demektir, hakkaniyet demektir, insaniyet demektir. Bu değerlerle gençliğimizin buluşması lazım. Şu an maalesef idealsiz bir gençlik, ruhsuz, amaçsız bir gençlik tehdidi altındayız.
İşte ideallerimizi tanımlarken en somut, en merkezi yerde Kudüs. Eksende Kudüs olacak, merkezde Kudüs olacak ve gençliğimiz de ruhsuzluğunu, amaçsızlığını inşallah bu şekilde gidermiş olacaktır. Hocam, değerli vaktinizi ve görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim, başarılar dilerim. Sağ olun, Allah razı olsun.